Gaziantep'te yaşayan Hanifi Özaslan 20 yıldır satın aldığı antika eşyaları, evini, arsasını ve emekli maaşını yatırdı. Özaslan antikanın kendisi için bir hastalık olduğunu belirtti. Babasının da antikacı olduğunu söyleyen Özaslan eski eşyaları aldıklarını ve zamanla bu antikaların kendisinde bağımlılık oluşturduğunu söyledi. Gaziantep'in Nizip Uluyatır kasabasından 20 yıldır da Gaziantep'te tarihi antika eskicilikten uğraşmaktayız. İş baba mesleğim kim köyleri gezerdik biz kasaba kasaba. Giyim eşyası ve bakır eşyalar satardık. O arada da eski eşyaları toparlardık. Zamanca bunların değerli olduğunu Antep'te bakırcılar çarşısını gezerken onların satıldığını ve değer antika tarzına girdiğini gördüm. Ve onları o şekil merakım başladı ve elimize geçenleri bakırcılar çarşısına getirip antikacılara satardım. Kayda değer eşyaları alıyoruz, temizliyoruz, tamir ediyoruz ve geri seven kişilere satıyoruz. Para karşılığı için adamın şu var, oğlu fakirdir, ev babadan kalma bir radyosu, bakır eşyası gezdiriyor. Eğer bu kayda değerse, hurdaya gitmeyecek bir parçası alıyoruz. Burada ikinci bir sefer biz bakımını yaptırıyoruz. Raflarımıza koyduk satıma. Çünkü o kayda değerse, hurdaya gitmeyecek bir parçasa hayatını kurtarıyoruz o parçanın yanı. Şimdi ben içerideki herhalde 5-6 bin parça vardı, sayısını bilmiyorum. Bu bir sevdadır. Ben şu an emekliyim. Emekli paramı da buraya yatırıyorum. Şimdi bu gün gelir evine gidersin, çocuğuna cebinde ekmek parası çıkmaz. Eve hanıma daha önce verdiğin paranı da yok mu ekmek alayım dersin eve yiyecek. Bu bir sevdadır işte, hastalıktır. De arazi mara neyin varsa satabilirsin elinde. Çünkü bu işte hastasın. Yeri geldi sattık, yeri geldi benim arsam vardı Gaziantep'te onu sattım. Yeri geldi köyde evim vardı onu sattım. Sattınız ya, hep antika eşyaları. Evet şu anda ne diyorum ben emekliyorum, emekli paramı da burada yatırıyorum yani. Şimdi benim hiç bir arabam yok bak. Lüks bir evim yok. Sadece benim barım yokum buralardır yani bu işlerde. Çünkü ben sabah akşam saat 8'de eve gidiyorum, sabah 8'de geliyorum. Çünkü şeyim huzur veriyor. Benim tatile gitme huyum yok. Çünkü tatile gitsem bile antikacıları gezerim. Onun için gittiğim şehirlerde böyle eskicileri ararım. Benim huzurum orada. Lüks otelde kalmam ben gidik. Ya bunun maddi değeri hiçbir zaman ölçülmez. Çünkü ne harcadığını bilemezsin. Bu iş hastalıktır.